çok kuvvetli bir antioksidan olan dut, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyvedir. Çok eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu meyve toprağın birçok faydalı bileşiğini içerisinde bulundurur. Yıl boyunca tüketilebilmesi için yapılan kurutma işlemi sonucunda her mevsimde rahatlıkla tüketilebilir. Zengin bileşik havuzu sebebiyle rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudunuza inanılmaz faydalar sağlar ve birçok dış etmenli hastalığa çare olur. Gün içerisinde yarım avuç dut kurusu tüketiminin faydaları neler? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Yarım avuç dut kurusu tüketiminin faydaları nelerdir? Bu meyve yüksek miktarda doğal demir içerir. Demir bileşiği vücudun önemli dokulara ve organ sistemine kaliteli bir şekilde oksijen sağlamasına yardımcı olur ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini önemli ölçüde artırır. Bu da anemi riskini düşürür. Baş ağrısı, kronik yorgun ve halsizlik gibi kansızlık belirtilerini minimuma indirir. Bu kurutulmuş meyve yüksek oranda hem çözünmez hem de çözünür lif içerir. Bunun durduğu, suda çözünen lifler bağırsak sistemimizde bir probiyotik görevi görür ve sindirim dokusu için oldukça önemli olan canlı, faydalı bakterileri besler. Çözünmeyen lifler ise sindirim kanalına girdiği anda su dengesini kontrol eder. Vücut içerisinden su çekerek diğer besinleri daha iyi emilmesini sağlar sadece yarım avuç kurusu günlük önerilen diyet lifi ihtiyacın %20'sini karşılamaktadır. Doğal besinlerden aldığımız posa vücudumuz için çok önemlidir. Sap kısmında bulunan pektin maddesi bağırsakların çalışma fonksiyonlarını dengeler. Mide ve ince bağırsağımıza kadar olan sindirim fonksiyonlarının kaliteli bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Bulundurduğu probiyotik özeller sindirim sağlığını geliştirerek uzun dönemde kabızlık sorununa iyi gelir. Bunun yanında bu kurutulmuş meyve fitokimyasalları için bu kimyasallar mide asidi için olumlu etkiler gösterir. Gastrit, ülser ve mide asidi dengesizliklerinden oluşan problemlerin uzun dönemde önüne geçilebilmesine yardımcı olur. Vücutta kan yapıcı etkileri olandığı dolaşım kalitemizi artırır içerisindeki resveratrol sayesinde. Kan damarlarındaki faaliyetleri doğrudan etkiler resveratrol. Kan damarlarındaki daralmayı önleyen nitrit oksit salınımını artırarak kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Bitki bileşikleri, posa ve antioksidanlar bakımından zengin iç Içeriği ile kardiyovasküler sistemimize zarar veren serbest radikallerle savaşan kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltır. Aynı zamanda rafine şeker içeren paketlenmiş ürünler yerine şeker ihtiyacınızı kuru meyvelerden karşılarsanız bağışıklık sisteminiz güçlenir. Günümüzde tüketilen ve içlerinde bolca kıvam arttırıcı ve koruyucu içeren ürünler bağışıklık hücre fonksiyonlarını hasara uğratır ve bunu aniden yapmaz. Yavaş yavaş yıllar içerisinde yapar. Bu zararlı besinleri beslenme sistemimizde azaltır yerine doğal tatlandırıcıları eklemeliyiz. Dut kurusu bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir antioksidandır ve bakteri öldürücü olarak kabul edilir. Antiviral ve antibakteriyel yetenekleri ile çok önemli ve güçlü bir antioksidandır. Bulundurduğu vitamin, mineral ve bitki bileşikleri bağışıklık sistemini aktive ederek bedenimizi virüs ve bakteri temelli yaşan hastalık oluşumuna karşı korumaktadır. Aynı zamanda bulundurduğu B vitamin türevleri, beyin sinyallerin verimliliğini artıran, sinir dokusunu düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan miyelinin oluşumu için gereklidir ve B vitamin türevlerini almanın en kolay yollarından bir yarım avuç dut kurusu tüketmektir. Bunun yanında fenolik bileşikler ile beyin hücrelerinde oluşan hasarlı tedavisi için çalışır. Bu neden ile sağlıklı beyin fonksiyonları için çok önemli sorumluluklar alır. Aynı zamanda araştırmalarda dut kurusun bilişsel fonksiyonlarımızı koruduğu kanıtlanmıştır. Antiviral ve antioksidan yetenekleri sayesinde vücudumuzda serbest olarak gezen radikalleri ve patojenleri nötrleştirilmiştir. Bu sayede kan dolaşım kalitesini artırır. Özellikle kaygı anında salgılanan kortizol hormonu seviyelerini baskılar. Bu da stres seviyemizi düşürür ve uzun dönemde hormon dengemizi ve sinir sistemimizi korur. Aynı zaman rafine şeker içeren ürünler yerin şeker ihtiyacınızı kuru meyvelerden karşılarsanız vücudunuzdaki patojen seviyeleri azalır. Çünkü koruyucu içeren ve fabrikasyon herhangi bir ürün tükettiğimizde vücudumuzdaki toksin sayısı artar. Dutlar, antioksidan ve bitki bileşikleri açısından çok zengindir. Bununla birlikte kanserli hücrelere karşı koruma sağlanmasına yardımcı olan niasin bol miktarda bulundurur. Bu bileşik zararlı hücrelerin büyümesini ve yayılımını yavaşlatır. İçerisindeki bileşikler nedeniyle bedenimizde bulunan patojenlerin hızlı bir şekilde dışarıya atılmasına yardımcı olur. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için yarım avuç kurut bulundurduğu bileşikler ve özellikle de likopen cilt kalitesi için yararlıdır. Barındırmış olduğu antosiyaninler deri durumunu pozitif yönde etkiler. Serbest radikallerin deri üzerinde oluşturduğu hasarları azaltılmasında etkilidir. Böylelikle cildi koruyucu katmanı güçlendirir. Bulundurduğu demir ile kan dolaşım seviyelerini yükselten dut cildin daha iyi beslenmesini sağlar ve cildin en üst katmanında bulunan ölü dokunun çok daha çabuk bir şekilde yenilenmesi için önemli faydalar sunar. C vitamin vücuttaki kolajen üretimini arttırır. Bu da uzun dönemde kötü beslenme, fazla UV ışınları ve kötü hava koşulları gibi negatif durumlardan oluşan cilt hasarlarını engeller. Dolaşım kalitesine yaptığı katkılar ile kansızlık problemlerini çözen dut, vücuttaki demir eksikliği sebebiyle oluşan saç dökülmesini engeller. Her bir saç telin daha iyi beslenmesine olanak verir. Uzun vadede tüm saç dokusunu kuvvetlendirir. Saçlardaki melanin üretimini yükseltmektedir. Melanin maddesi saçları doğal rengini korur ve bu maddenin salgılanması erken beyazlaşmadan muzdarip olan insanlar için özellikle çok önemlidir. Dolaşım sağlığına yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijenin doğru aktarılmasını sağlayan dut, güçsüz saçları kuvvetlendirir ve tüm tüm saç tellerinin kalitesini artırır. Dut kurusunun içerisinde bulunan folat vücudumuzdaki yeni hücrelerin oluşmasını sağlar. Kan yapıcı hücrelerin sayısını artırarak doku ve organlara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijenin taşınmasını sağlar. Öte yan serbest radikallere karşı güçlü bir kalkan oluşturan dut A vitamin işleyiş fonksiyonlarını geliştirir. Bu da uzun dönemde retina dejenerasyonu problemlerine engel olur. Aynı zamanda hem kan akış kalitesini artıran hem de kolajen üretimine katkıda bulunan kuru dut Kemik sağlığımız için önemli bir besindir. Çünkü dolaşımı hızlandırdığı için, kemik oluşumu için hormon salgılayan hücrelerin sayısını artırır. Bulundurduğu potasyum, magnezyum ve bakır bağ dokumuzu kuvvetlendirir ve kas kasımlarını kontrol eder. Güçlü bir kas ve bağ dokusu gün içerisinde kemik ve eklem dokumuza binen yükü azaltır. Bu da uzun dönemde beden sağlığımızı geliştirir. Peki faydalarını uzun uzun anlattığımız bu kuru meyvenin herhangi bir zararı var mı? Dut kurusu ne kadar, ne zaman ve nasıl nasıl geçilmeli? Öncelikle en baştan söylemeliyiz ki bir meyve doğru kurutulmalıdır. Bu neden ile doğru şartlarda toplanmış ve doğru bir şekilde kurutulmuş kuru meyveleri tercih edin. Öncelikle sindirim kalitemiz için oldukça önemli faydalar sağlayan dut kurusu yüksek oranda lif içerir. Eğer dut kurusun yardımcı bir besin olarak değil bir çerez olarak tüketirseniz sindirim sağlığınızı negatif yönde etkiler. Çünkü bulundurduğu suda çözünmeyen kaliteli posa sindirim kanalının gereğinden fazla meşgul eder ve fazla tüketildiğinde sindirim yolunda belirli rahatsızlık hisleri oluşturabilir. Öte yandan rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrol fayda sağlayan dut kurusu her besin gibi çok fazla tüketildiğinde kilo alımını kolaylaştırır. Porsiyon kontrolü doğru yapılmalıdır. Çünkü tüketilmesi kolay bir besindir. Ancak kalorisi pek de düşük değildir. Bir tabak dolusu kuru dutu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bu da kilo alımına sebebiyet verebilir. Bu nedenle gün içerisinde yarım avuç kuru kuru meyve ve kuru dut tüketimi idealdir. Bununla birlikte şeker hastaları kuru meyve tüketirken dikkatli olmalıdır. Bu kişiler kuru meyveleri değil yaş meyveleri tercih etmelidir. Çünkü bir meyve kurutulduğunda su oranını kaybeder. Ancak içerisinde bulundurduğu glikoz miktarı aynı kalır. Bu da yaş meyvelerden hacimsel olarak daha fazla şeker içerdikleri anlamına gelir. Ayrıca dut yaprakları ve dut özü belirli ilaçların yapımında kullanılır. Bu neden ile dut tüketimi kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız var ise ve düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa herhangi bir meyveyi ve sebzeyi doktorunuza danışmadan tüketmeyin. Peki kuru dut ne kadar tüketilmeli? Uzman doktorlar haftanın 2-3 günü günde yarım avuç kurutulmuş dut tüketimini ideal olarak göstermiştir. Özellikle market raflarında koruyucu, kıvam arttırıcı ve rafine şeker içeren ürünler yerine toprağımızın tüm faydalı bileşikleri içerisinde toplayıp mutfaklarımıza gelen meyve ve sebzeleri tüketmek sağlık seviyenizi uzun dönemde yükseltecek. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza dut kurusunu ekleyin. Faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Unutmayın ki sağlıklı ve kaliteli beslenme hem ruh hem de beden sağlığımızı geliştirir. Bu da hayatımızı iyi yönde etkiler. Hayattaki önceliklerimize iyi beslenmeyi eklemeliyiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.